Merhaba, ben Biyanet Ekoloji Editörü Tuğçe Yılmaz. Bugün gıda mühendisi Bülent Şık'la birlikte okullardaki gıda yardımını ele aldığımız bölümlerden birine de değinmiş olacağız aslında içerik olarak. Bugün resmi gazetede yeni bir karar yayınlandı okul kantinleriyle ilgiliydi. Ve logolu döneme dair bir karardı bu. 11 Eylül 2026 gibi yeni bir tarihten bahsediyorlar ki okul gıdası logosunun ertelendiği tarih olarak geçiyor. Tebliğ yürütmeden sorumlu Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı konuya dair henüz bir açıklama yapmadı. Bülent merhaba. Merhaba Tuğçe. Bülent, size okul kantinlerindeki logolu döneme dair öncelikle biraz bilgi alabilir miyiz diye soracağım. Bu dönem ne zaman başladı ve bugün resmi gazetede yürürlüğe giren karar bize ne söylüyor? Evet. Tuğçe, bu okullarda satılacak yiyecek içecek her türlü gıda maddesiyle ilgili tartışmalar neredeyse 18-20 yıllık bir geçmişi var. Milli Eğitim Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı bu işin ana yürütücüleri bu tartışmaların. Ve mesele şuydu, okullarda satılan her türlü yiyecek içecek maddesi yeterli ve dengeli beslenme ya da özellikle sağlıklı beslenme açısından uygun niteliklere sahip olsun. Ve bu çalışmalar bir noktaya geldi. Denildi ki bir okul gıda logosu etikette yer alsın. Ambalajlı gıdaların etiketinde ve bu ürünlerin sadece okula girişine izin verilsin. Bu ürünleri üretecek şirketler de Tarım Bakanlığı'na başvursun. Tarım Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı'yla birlikte belirlediği kriterlere uyuyor ise bu gıda maddesi, o ilgili firmaya da tamam sen logoyu alabilirsin ve okula yiyecek içecek üretip sokabilirsin. Şimdi burada tabii sadece kantin değil, kafeterya, yemekhane yani okulda yiyecek içecek satışının yapıldığı her yeri düşünelim. Gerek kamu okulları gerekse özel okullar. Peki bu konunun ücretsiz öğün talebimizle bağlantısı ne? Bakın bu logo tartışmaları aslında bitmiş olması gerekirdi. Dolayısıyla bakanlığın 3 yıllık bir erteleme ile ilgili kararına, bugün resmi gazetede yayınlanan kararına mantıklı bir izahat getirmek olanaksız. Neden? Çünkü Tarım Bakanlığı kendi sitesinde okul gıda logosu vereceği şirketlerin isimlerine ve hangi ürünlerin okullarda satılabileceğine kadar bu konudaki mevzuatı oluşturmuş durumda. 480'den fazla firmaya bu konuda yetki ya da onay verilmiş durumda. Şimdi buradan tekrar geriye adım atmak, dolayısıyla şunu düşünelim. Niye böyle bir karara ihtiyaç duyuldu? Hem de 3 yıllık bu süre için. Mantıklı açıklaması şu: okullarda öğrenciler alışveriş yaparken pahalı gıda ürünlerini alamıyorlar. Bu sıklıkla veli derneklerinin, öğretmenlerin, okul aile birliklerinin ya da bu işin içinde olan eğitim camiasından sivil toplum örgütlerinin dile getirdiği bir gerçek. Son 2 yıl içerisinde gıda fiyatları 4 katına yakın bir artış oldu. Bazı ürünlerde 5 kat. Çocuklar bu fiyat artışından en çok etkilenen kesim. Toplumun çocuk nüfusunun özellikle 14 yaş altı nüfusun %40'ı yetersiz beslenme gibi bir sorunla karşı karşıya. Dolayısıyla bakanlık yaptığı değişiklikle okullara ucuz gıda girişinin önünü açmış oldu. Yani amaçlanan bu olmayabilir ama doğuracağı sonuç budur. Mevcut duruma baktığımızda zaten son 2 yıldır okullarda satılan yiyecek maddelerin taşıması gereken nitelikler şu 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 olmalı diye bir takım açıklamalar var Milli Eğitim Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı sitesinde. O açıklamalarda hangi gıda maddeleri var diye baktığımızda kuru yemişler, meyve suları, taze sıkılmış meyve suları, çeşitli sebzeler, salatalar, süt ürünleri, ayran vesaire gibi. Yani aslında son 2 yıl içerisinde fiyatı en çok artan ürünler, sağlıklı beslenme için de kritik önemi olan ürünler, bunlara erişim Logolarını zorlaştı. Evet. Bunların satışı logoya tabi olmaktan çıkarıldı. Dolayısıyla bu logoyu taşımayan ürünler de girecek ki halihazırda da zaten öyle. Sistem öyle işliyor son 2 yıldır ne yazık ki. Dolayısıyla özetle şu: ucuz ve niteliksiz gıdanın, yiyecek içecek maddesinin okullara girişine göz yumulacak bu son değişiklikle. siz Dolayısıyla bunu aile yine bir gıda yemeklerini krizi bağlamında ele alıyorsunuz Bülent, değil mi? efendim? Siz Efendim? bunu yine bir gıda krizi bağlamında ele alıyorsunuz. Elbette. Tabii ki oradan ele almak durumundayız Tuğçe. Çünkü bu niteliksiz gıda ya da ucuz gıda çocukluk çağı obezitesini artıran en önemli etkendir.
Okul gıda logosunun arkasındaki tartışmaların temel vurgusu budur. Çocukların şişmanlık, çocukluk çağı şişmanlığın yani obezitenin sürekli artıyor olması ve bunun önüne geçmek için de okullara sağlıklı gıda girişinin sağlanması. Elbette hani sağlıklı gıda girişini sağladığımızda hem obeziteyi engellemiş oluyoruz hem de çocukların daha iyi beslenmesini sağlamış oluyoruz. Çifte amaç. Şimdi şöyle düşünelim. Gizli açlık meselesi ya da yetersiz beslenme dediğimiz meselenin görünümlerinden bir tanesi işte zayıflık, bir takım hani yeterli besin öğelerini alamamaktan kaynaklanan işte fiziksel, zihinsel kapasitede düşüşler, öğrenme güçlükleri bunlar gözlenir. Ama öte taraftan yetersiz beslenmenin gizli açlığın diğer görüntüsü de obezitedir. Dolayısıyla biz bu kararı hem yetersiz beslenmeyi, gizli açlık meselesini büyüten ama özellikle de obeziteyi oranlarını, çocukluk çağı obezitesi oranlarını önümüzdeki yıllarda daha da artıran bir karar olarak yorumlayabiliriz. Bence böyle, ben hani ben böyle yorumluyorum demek istemem ama akademik çalışmalar, birikim bunu söylüyor. Şimdi peki bunun hani mevcut gıda kriziyle bağı ne? Biz şunu talep ediyoruz. Diyoruz ki çocuklar okula aç gitmesin. Biz derken hani Türkiye'deki gıda, beslenme, sağlık, eğitim alanındaki sivil toplum örgütlerinin inisiyatiflerinden hani kastediyorum. Okula çocuklar aç gitmesin. Okulda ücretsiz bir öğün sağlansın. Bu öğünü sağlamak hem açlığa dayalı ya da yetersiz, güvencesiz beslenmeye dayalı problemlerin önüne geçecektir. Öte taraftan çocukların fiziksel, zihinsel kapasitesini, sağlıklarını da iyileştirecektir. Şimdi bunu hani sağlamak gerekirken tam aksine ucuz ve niteliksiz gıdayı okula sokacak bir kararın altına imza atmak aslında ben hani bu sağlıklı beslenme konusunu pek de umursamıyorum. Çok da dikkate almıyorum anlamına gelir yaptığı, siyasal iktidarın yaptığı faaliyet. Ve 17-18 yıllık okul gıdasıyla ilgili bir tartışmayı tekrardan geriye götürmek anlamına gelir. Logo hazır. Logoyu hangi firmaların alacağı hazır. Okula hangi gıdaların gireceği hazır. E neden erteliyoruz ki o zaman? Yani mantıklı bir izahı yok bunun. Anlatabiliyor muyum? Logo tartışmasının başladığı ve sürdüğü, yani hani böyle daha çok tartışıldığı dönemlerde şu haberi hatırlıyorum. 2019'da 7 yaşındaki bir çocuk okul kantininden aldığı şırınga çikolata nedeniyle zehirlenmişti. Gizli açlığın yanı sıra böyle riskler de barındıracak diye düşünüyorum. Hani bu konuda nasıl düşünmeliyiz? Siz nasıl düşünüyorsunuz? Ve şunu da merak ediyorum. Şirketlere inceleme fırsatınız oldu mu? Evet, inceledim elbette. Ürünlere odaklandım ben. Çünkü yani o logoyu almak çok zor bir şey değil açıkçası. Şimdi bak çok basit bir şey söyleyeceğim Tuğçe. Meyve aromalı maden sularına izin verilmiş, tamam mı? Ben burada anne babaları, velileri tekrar hani uyarma gereği duyuyorum. Lütfen şeker içeriği yüksek gıda maddelerinden çocukları uzak tutsunlar. Bakın bir örnek sadece. Yani okul gıda logosu da çok kusursuz işliyordu falan. Sistem devreye girse her şey iyi olacaktı. Onu kastetmiyorum elbette. Fakat bu bir kriterdir. Üzerinde konuşabileceğimiz, iyileştirebileceğimiz bir sistemdir. Bu sistemden vazgeçildi. Okulda şu an okullarda, kantinlerde, kafeteryalarda ya da büfelerde çocuk beslenmesi açısından uygunsuz olan çok ev safta, çok çeşitli ürün satılıyor. Bu ürünlerin genel karakteristiği çok yüksek düzeyde şeker içermesi, aşırı işlenmiş gıda maddeleri olmaları ve besin öğeleri açısından son derece fakir gıdalar olmalarıdır. Burada biz meseleyi çocukluk çağında sağlıklı beslenmenin çok önemli olduğu, bunu sağlamanın bir kamu görevi olduğu ve çocuklara iyi bir hayatı sunmanın da biz yetişkinlerin bir sorumluluğu, görevi olduğu noktasından tartışmalıyız. Ama burada çok geriye gittiğimizi düşünüyorum ben bugünkü alınan kararla. Bugünkü alınan karar okullardaki sağlıksız gıda satışının bütünüyle önünü açan bir karardır. Ve önümüzdeki süreçte okullarda sağlıksız beslenmeye dayalı özellikle obezite sorununda daha yüksek oranlara toplumu taşıyacaktır çocukluk çağı obezitesi açısından. Çok teşekkür ederiz Bülent bilgilendirme için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.